genel izleyici için uygundur. Herkese sağlıklı günler. Ben Profesör Doktor Bahadır Külah, genel cerrahi uzmanıyım. Sizlere bugün guatr hastalığının teşhis ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Bu hastalığa yakalananlar değişik semptomlarla hastalığa müracaat etmektedirler. Bu semptomların başında ellerde titreme, saç dökülmesi, sıcağı tahammülsüzlük, bu genellikle tiroid bezi fonksiyonlarının aşırı çalıştığı durumlarda söz konusu olan bir durumdur. Bir de tiroid bezi fonksiyonlarındaki gerileme ile karakterize bir hastalık vardır ki, bu durumlarda biz hipotiroidi olarak nitelendiririz, genellikle bir tiroidit sonrasında oluşabilecek bir durumdur. Bu takdirde hastalarda genellikle halsizlik, uykuya eğilim, yorgunluk hissinin olması karakterizidir. Tiroid fonksiyonları genellikle T3, T4, TSH dediğimiz hormon düzeyleriyle karakterize bilgileri yansıtır. Bir de tiroid ultrasonografisi vardır. Eşlik eden tiroid hastalığında bir nodül varlığının olup olmadığını tespit etmeye yönelik bir çalışmadır. Nodül büyüklüğünün takibi endokrin doktorları tarafından sıklıkla yapılan bir yöntemdir. Normalde 2,5-3 cm'den büyük nodüllerden alınacak biyopsi sonuçlarına göre ameliyat kararı verilmektedir. Bizlere sorulsa genellikle cerrahlar birden fazla tiroid nodülü varlığında, 2 cm'den büyük nodüllerin varlığında, eşlik eden ses kısıklığı gibi, gözlerde ileriye çıkıklık gibi bir durumlarda, yani egzoftalmi olarak tanıdığınız tablolarda bu takdirde ameliyat gündeme gelmektedir. Ameliyatına karar verilen hastalarda tiroid fonksiyonunun normal düzeye getirilmesi için hipertiroidi durumu söz konusu ise bu takdirde tiroid bezi fonksiyonunu yavaşlatıcı ilaçlar kullanıyoruz. Tiroid fonksiyonları azalmayla karakterize ise tiroid fonksiyonları destekleyici tedaviye gidiyoruz. Bu şekilde tiroid fonksiyonları normal hale getirildiği zaman tiroid hastalığının, guatr hastalığının ameliyatlarına karar verilmektedir. Tiroid fonksiyonları normal olan etiroid durumdaki hastalar ameliyat hazırlığından sonra ameliyata alınır ve genellikle günümüzde total tiroidektomi dediğimiz yaklaşımla ameliyat edilir. Total tiroidektomi ameliyatının bazı komplikasyonları olabilir ama bugün günümüzde kullandığımız ameliyatlarda monitör kullanılarak ses kısıklığına yönelik sinir zedelenmesi oldukça düşük düzeylere çekilebilmiştir. Ameliyat sonrası dönemde hastalar T3, T4 fonksiyonlarına göre ve tiroid stimulan hormon düzeylerine göre takip edilmektedir. Ameliyatlardan sonra hastalarımıza önerdiğimiz sıklıkla doktorlara temasta kalmaları, 2 aylık aralarla kontrollerini yaptırmalarıdır. Sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyorum.